Arkadaşlar merhaba. Üçüncü gün cookie sorusunun çözümünü yapacağız şimdi. Sorudan kısaca bahsetmem gerekirse. Bize N tane cookies veriyor ve her birinin sayısı A. Sonra kahramanımız bir tane noktadan başlıyor. Bu kurabiyeleri yemeye başlıyor. En fazla artık bir şekilde yemeye devam ediyor. En fazla toplam V size'ında kurabiye yiyebilecekmiş. Maksimum kaç tane kurabiye yiyebilir diye soruyor. Başka bir deyişle daha böyle formal bir şekilde soruyu diyecek olursak en uzun sabere öyle ki toplamı V'den küçük eşit olsun. Soru bize bunu soruyor. N sınırı 10,05, A'yı sınırı 1000, V'nin sınırı da hepsinin toplamından küçük eşit. Yani 10 üzeri 8 oluyor aslında bir bakıma. Şimdi soruyu nasıl çözelim? İlk başta ilk aklımıza gelen çözüm şu şekilde. Bir tane başlangıç noktası seçeriz. Bir indis seçeriz. Bu arada ilk başta örneklere bakalım hatta. İlk inputta direkt 228'miş zaten. Ve ama tek bir cookie var ve 367'lik. O yüzden onu da yiyemiyor. Cevap 0 oluyor. Diğer girdiğe bakalım. Şimdi V sınırı 567'ymiş. Mesela diyor ki şuradan başlarsa diyor. Şu indisten başlarsa diyor. 393 ve 70'i yiyerek 567'nin altında kalabilirmiş diyor. Ya da 300'den başlarsa 150'lik yiyerek 300 ve 150'yi yiyerek 450 toplamda kurabiye yiyebilirmiş size büyüklüğü olarak. 567'nin yine altına kalıyor diyorsun. Ama 350, 150 70'i yiyemez diyor. Çünkü bunlar ardışık olmuyor. Toplamı her ne kadar 567'den küçük olsa da ardışık olmadığı için. Şimdi ardışık olmayanları subsequence diyoruz. Ardışık olanları sabere ediyoruz. Eğer hatırlarsanız ilk günkü videoların birinden. Bize Sabere sorduğu için 350, 300, 150 sonra 70'i yiyemiyor. Zaten 460 ile yiyince de 567 sınırını geçtiği için sıkıntı. Şimdi o zaman nasıl yaparız? Bir tane başlangıç noktası seçeriz. Değil mi? Mesela i ile bunu seçiyoruz. Sonra deriz ki bir tane bitiş noktası seçeriz. J ile. Sonra o aralık pixellerin toplamına bakarız. Bu toplam şeyden V'den küçük geçmiş diye kontrol ederiz. Aslında bu şeye birazcık benziyor. Bu çözüm. Asıl çözüm çok benzemese de bu çözüm ilk günün sorularının birine çok benziyor. Şey bakımından IJ'ye seçiyoruz ve bu sabereğin toplamlarını soruyordu. Tüm sabereğin toplamlarını soruyordu. Şimdi hatırlarsanız eğer N küpte yapabiliriz şeyi. I'yi seçelim, C seçelim, sonra o aralığın toplamını 3 for'da yapabiliyordum. Ama daha iyi bir hamlede şey yapmıştım. I'yi seçtim. Sonra J'yi her defasında bir artıra gitmiştim. Bu şekilde N karede yapabilmiştim. Bu şekilde her sabarenin toplamını bulursam V'den küçük eşit olanlar arasından da size'ı en büyük olanı bu hesaplayabilirim. Nasıl? Bakıyorum. Hemen o koda geçiyorum. Bu arada bu kod 78 puan aldı. Şimdi bir for'la benim amacım şu. IJ aralığı seçmek. Öyle ki bu IJ sabareğinin toplamı V'den küçük eşit ise cevabı bu aralıkta kaç tane sayı vardır? J eksi I artı bir tane sayı vardır değil mi? Cevabı onda maxlarsam bire. Cevabı bulabilirim. Answer'da tıklıyorum cevabı. Şimdi dizileri okudum. Sonra bir current sumla. J'den başlattım. Çünkü i'nin küçük eşittir j olması lazım. Tabere olabilmesi için. Bilmesin. Current sum ij aralığındaki toplamı tutuyor. Her bir turda onu an j'si ile ekliyorum ki zaten şimdi şuradayken yani bir üst satırdayken current sum i ile j-1 arasındaki sabarenin toplamını tutuyordu.
Şuradan sonra AJ'yi de eklediğin için artık o I ile J arasındaki kısa veri toplamını tutuyor. Eğer bu V'den küçük eşitse cevabı C-I artı 1 ile maxlıyorum. Answer eşittir. Answer'la şu ana kadarki cevapla C-I artı 1'in maksimum diyorum. Ondan sonra bunu da cevabı yazdırıyorum. Bu çözüm ne oldu? O n kare oldu. İki for var işte. N bölü 2 aslında ama hani şey, bunun bir önemi yok. Çünkü kompleks sistem konuştuğumuz için. Hani yaklaşık bir hesaplama yapmıştık yine. 10 üzeri 5 için bu. 10 üzeri 10 işlem yapıyordu ve 2 saniye dediğimiz için 10 üzeri 8'den de çok çok büyük bir sayı olduğu için time limit yemesi beklenen bir durumda aslında. Bu sebepten time limit yedik yazı şu girdilerde ve 78 puanla alabildik. Ama tam çözümü yapamadık. Şimdi tam çözüm nasıl? Tam çözüm için ilk başta şundan bahsedeyim. DQ diye bir tane data structure kullanacağız. DQ nedir? DQ şudur. Bir tane veri yapısı. Öyle ki başına ya da sonuna O1'de eleman ekleme ve silme yapabiliyoruz. Örneğin mesela soldan 10 ekliyorum. Sonra sağdan 20 ekliyorum. Soldan 30 ekleyebiliyorum. İşte sağdan 40 ekledim. 50 ekledim. 60 ekledim. Sonra soldaki sayıyı sildim. Bir tane sayıyı sildim. Sonra buraya 70 ekledim. Sonra sağdan bir sayıyı sildim. Bu operasyonları yapabiliyor DQ yani. C++'da da şu şekilde tanımlanıyor. DQ mesela integer dersek. DQ olsun adı mesela. Integer tutan, elemanları integer olan bir tane DQ tanımlamış olur. C++'da bu şekilde. Yine aynı şekilde Java'da ve Python'da da kesinlikle vardır. Aslında bu DQ yani çift taraflı linked list gibi de düşünebilirsiniz. O1'de sağdan ve soldan başından veya sonundan eleman ekleme silme yapabiliyor. Bunu kendiniz de kodlayabilirsiniz aslında linked listlerle. Ya da hatta dizi üzerinde bile kodlayabilirsiniz. Nasıl kodlarsınız? Mesela şunu tutarsınız. Bir tane dizi alırsınız ama memorisi şimdi mesela 10 üzeri 5 tanesini kullanacaksınız da 2 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde alırsınız. Ve L'yi 10 üzeri 5, V'yi de 10 üzeri 5 eksi 1 yaparsınız. Bu şey demek. L'den R'ye hatta şu şekilde yapalım. L ve R şunu temsil ediyor. L'den C'ye olan R dahil değil. Sayılar var elimde. İndisler var elimde. Sonra mesela bir sayı eklediniz. Soldan ekleyecekseniz L'yi bir azaltırsınız. Oraya eleman eklersiniz. Sağdan ekleyecekseniz R'yi bir arttırırsınız. Oraya arttırmadan önce eleman eklersiniz. Yani R'yi nasıl tuttuğunuza bağlı. R dahil mi değil mi tarzında. Ya da eleman silecekseniz soldan. L'yi bir arttırırsınız. Silmiş olursunuz aslında. Tamamen. Yani oraya sıfırlamasınız da. Kullanmayacaksınız. Bu şekilde kendi DQ'nuzda array'lerle ya da linked listlerle de kodlayabilirsiniz. Ama tabii bunların kodlanmış halleri var ve biz bugün onu kullanacağız. Tamam. Şimdi DQ'yu yapısını öğrendikten sonra nasıl kullanacağız bu DQ'yu? DQ'yu şu şekilde kullanacağız. DQ yapısını ben genelde şu şekilde temsil ediyorum. Bir tane böyle çizgi. Sağdan, sağ ve sola açık. Hani oralardan da operasyon yapabiliyorum manasında. Her bir gelen elemanı sağdan ekliyorum DQ'ya. 300. Ve bu DQ'nun size'ını B'den küçük eşit tutuyorum her zaman. Şimdi ben 300 ekledim ya. Current sum olsun. Current sum. Bu DQ'daki elemanların toplamını ediyor. 300. Bunu zaten bir tane eleman ekledim. 300. Ben bunu her zaman B'den küçük eşit tutmaya çalışıyorum. Nasıl? Şimdi 150 ekliyorum. Bunu da sağdan ekliyorum.
Tamam. Şu an kör insan ne oldu? 450 oldu. Şimdi 460 ekleyince ne oldu? Bu DQ'da. Kör insan 510 oldu. Pardon. 900'den oldu. V'den büyük bir sayı. O zaman ne yapmam gerekiyor? Şimdi her defasında da bu DQ'da aslında ki elemanlar ardışık olmasını istiyorum. Ve en sağdaki elemanın da şu an ininci indisteysem, şu an i eşittir 3. Son indisin o olmasını istiyorum. Daha doğrusu bunu i olarak değil de j olarak göstereyim. J'nin 3 olmasını istiyorum. İ'nin de olabilecek en soldaki yer olması istiyorum. V'den küçük eşit. Toplamının yine V'den küçük eşit olacak bir şekilde. Ama olabilecek en soldaki yer olmasını istiyorum. Zaten sayılar pozitif olduğu için bir i ile j arasının toplamı v'den küçük eşitse zaten i artı 1 ile j arasının toplamı da v'den küçük eşittir. O yüzden en sol, olabildiğince solda yapmak iyi, en mantıklı durum. Bunu nasıl sağlıyorum? Şimdi her defasında bu DQ'da eğer ben sağdan ekleyip soldan eleman silersem buradaki elemanlar her biri bir sabereyi temsil ediyor aslında ve bu IJ sabereyini temsil ediyor ve bu i'yi de olabildiğince maksimum tutuyorum. Nasıl maksimum tutuyorum? Şu an toplam 567'den büyük oldu ya, i'den bir tane eleman siliyorum. Yani en soldan bir tane eleman siliyorum. i'yi bir arttırmak gibi oluyor aslında. Bunu sildim. Kalan toplama bakıyorum. 610. O zaman baktım bu kalan toplam hala 567'den büyük. O zaman bir tane daha siliyorum. Soldan, yine soldan siliyorum. 460 oldu toplam. Şu an ne oldu? İ eşittir 3, C eşittir 3. Yani İ şu sabereyi temsil ediyorum. Ve toplamı da 567'den küçük. Bu yaptığım işlemi hep devam ediyor. Sağdan bir tane eleman ekliyorum. Yeni bir eleman ekliyorum. J'yi bir arttırmak oluyor. Sonra i'yi ona göre uyarlıyorum. i daha sola gidemez. Çünkü negatif bir sayı değil. i, j aralığı. Yani şu anki i ve j. i bu dizideki son haberi. Son indis. Bu DQ'da bulunan. J de en sağdaki indis. i en soldaki. J en sağdaki indis. Şimdi J'yi bir arttırdığımda DQ'ya yeni bir eleman ekliyorum. Tabelin küçülmesi gerekebilir. Çünkü toplam B'den büyük eşit olabilir ya. İ'yi arttıra arttıra gidiyorum gibi düşünün. En soldaki elemanı siliyorum bu tabelayla. Ondan sonra da şeyi yapıyorum. Kontrol ediyorum. Bu İ'ye tabelin toplamı hala B'den küçük. Büyük mü? Büyükse soldan yine bir tane eleman alıyorum. İ'den yine bir tane eleman alıyorum. İ'yi bir artırıyorum. Bu şekilde her J için İ'nin olabilecek en soldaki yerini hesaplamış oluyorum. Bunu da hesapladığım için her bir J için en soldaki İ'yi de bulduğum için genel cevabı hepsinin maksimumu oluyor. Koda geçecek olursak şimdi bir tane DQ tanımladım. AND V'yi okuyorum, A'yı okuyorum. Şimdi her bir for için, her bir indis için i'yi sağdan ekliyorum DQ'ya. Sonra current sum'ı A'yı kadar arttırıyorum. Çünkü bu current sum neyi tutuyordu? DQ'nun içindeki elemanların toplamını tutuyordu. Current sum'ın V'den büyük olduğu sürece DQ'nun en solundaki elemanı siliyorum. Yani bu i'yi bir arttırmak oluyor.
Ve The Cube'de onu popback yaparak back'i en soldaki eleman oluyor. Popback en soldaki eleman sil. Push front sağ ekle aynı şekilde front'a da elde edebiliyorsunuz. Ya da pop front yapabiliyorsunuz. Current sum B'den büyük eşit olduğu sürece büyük olduğu sürece hem current sum'ı değiştiriyorum hem de DQ'yu siliyorum. DQ'daki soldaki elemanı siliyorum. Sonra eğer şu ana kadar bulduğum cevap DQ'nun size'ini bulduğum sabereyi temsil ediyor ya aslında toplam V'den küçük eşit olan. DQ'nun size'ı answer'dan büyükse answer'ı DQ'nun size'ine eşitliyorum ve cevabı yazdırıyorum. Bu şekilde tam puanı alabiliyorum. DQ kullanmak zorunda mıydık? Aslında değildik. Ben ne demiştim? I ve J aralığını temsil ediyor demiştim ya DQ'nun şu anki durumu. Ben burada i'yi kullandım. O kafa karışıklığı yaratmasın. Buradaki i aslında buradaki c'ye denk geliyor. En sağdaki yeri burada i'ye tutuyorum. Hep i'yi kullanmaya alışık olduğumuz için. Şöyle c'yi bir indiste tutabilirim. For ile mesela c'yi arttırırım. Aynı şekilde elemanları DQ'da tutmak yerine current sum'u tutarım. Yine a'yı ekliyorum. Şimdi DQ benim ne işime yaradı? Sadece soldaki elemanın, yani en soldaki elemanın ne değeri olduğunu bulmama yaradı ya. DQ.back yerine a'nın i'sini çıkartırım. Yani en soldaki elemanı çıkartırım ve i'yi bir arttırırım. Aslında aynı şeye denk geliyor. Ama burada DQ'yu kullanmış olduk. İleride bazı sorularda da çünkü işimize yarayabiliyor ve mülakatlarda da karşımıza çıkan bir veri yapısı. O yüzden bilmekte fayda var diye düşündüm. Problem böyleydi. Umarım soruyu beğenmişsinizdir. Başka bir soruda görüşmek üzere.